İlk atalım açılması taşırken. Kaldıklar gidiyor. Nasıl hemen aldılar? Yönünü bilmek çok önemli. Baksana şurada duvar iz olmuş. Allah'tan silinebilir de sileceğim şimdi orayı. Peki biz koltuk gidiyor. Nerede oturacağız? Ben yerde otururum yeter ki yapılsın. Sen odasında oturursun. Değil mi? Yarın odam. Bak bak Ümit de yardım ediyor. Yardım edermiş gibi. Ama benim odam ne kadar büyükmüş. Yani gidiyorlar. Şok 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 evimize icra geldi. Allah korusun. Sevilay Hanım'ın evine muhteşem değil. Bir adam tek başına. Yani işte her şeyin bir kişi ustası. Şaka. Biz tek başımıza koltuğu çeviremiyoruz. Hazır olsun da kendin. Aynen. Koltuklarımız giderken Ebru'nun da sütü geldi şeyden. Halk sütten. Ümit alıyor. Ebru'cum sütün artık bizim. Evin son hali. Bomboş. Bakalım nasıl gelecek. Lan bu kedinin adı da Şero'ymuş. Demek ki bir tek bizde Şero yok. TV'ye de Şero varmış. 3 genel başkan görmüş kedisi Şero 3 aydır hastanede tedavi görüyor. Bakın yok bu bizim Şero değil. Evden çıktım. Dükkana kahvaltı yapmaya gidiyorum ama ekmek alacağım. Bu rüzgar ne ya? Koltuklar gittim. Ya bir haftaya gelecek ama bilmiyorum. Böyle şeylerde de hiç acele edemiyorsun. Acele edersen al vakitler olmaz öyle böyle falan. Artık insi bir şeysine kaldı işte ben kelimeyi söyleyemedim. Diyemedim aklıma da geldi. Artık onun şeyine kaldı. İnisiyatifine mi ne kaldı. Aklıma gelmedi kelime. Neyse şuradan ekmek alamıyor. Dükkana gideyim. Dükkandan selamlar, sevgiler yeniden. Kahvaltımız bu. Kahvaltımızı böyle özenle hazırladım bu sabah. Tabi koltukları alınca. Evet. Sana sinirlerim hep geçti. Sinirlerim. Koltukçu koltuğunu almaz bana da şey yapar. Gözümü açar açmaz sabah sabah. Bir de gittim ben anlaşma yaptım koltukçuyla. Aradım adamı sabahtan ya. Ben duymadım onun için sordum sana. Duysam sorar mıyım bildiğim bir şeyi? Bir saat 9 gibi falan arayacaktı uykum kaçacaktı. Uyanınca mı? He. Çok şükür gitti bakalım ne zaman gelecek. Biz de böyle kahvaltı yapalım dedim. Evde artık bağdaş kurar otururuz yere. Bilmiyorum nasıl. Minder, ya minder yerde koyarız. Şey yastıklar olsaydı var ona otururuz. Şey yapalım. Yatak odasındaki yatağı getirelim. Üzerini örtelim. Orada oturalım. Olur mu? Öyle düşündüm ben. Çünkü bir gün iki gün değil ki. Öyle. Bakıyoruz. Aynen. Bugün bahsetmem gereken bir konular var. Buradan hemen bir özet geçeyim. Çünkü iki gündür böyle dün de aklımdaydı. Hiç konuşamadım.
Bu bizim evdeki teknolojik aletlerle ilgili. İnanın böyle göstererek video çekeceğim artık ama yok. Bu da şeye girer böyle. Kimisi art niyetli, kimisi art niyetsiz yorumlar yapıyor. Ya şunu anlayın, bizim teknolojik cihazlarla ilgili bir sorunumuz yok. Bunu art niyetli yazanlara söylüyorum. Ha, bilmeyenler için de çocuk, yani her çocuğumuzun evde kendine ait bilgisayarı var. Tablet de var. Tablet de var, telefonu da var. Ayrıca evde 2 tane televizyon var. Yani bunları tek söylemek istemiyorum ama son zamanlarda dün bir tane ablaya cevap vermiştim ama onun art niyetli olarak değil. O da yorumunu silmiş. Ondan dolayı artık demek ki dedim bu konuya daha detaylı cevap vermem gerekiyor. Onun için bu konuyla ilgili konuşacağım. Şunu da anladım ki dün çok güzel video çektim. Toprakla, şeyle, böyle tam böyle içten. Ama ben böyle konuşmadığım zaman daha çok sarılarak izleniyor ya da hiç izlenmiyor. Ben demek ki benim videom sohbet içerikli daha güzel devam ediyor. Ha yok be. Seni sabit izleyenler izliyor da. Hani öyle her zaman izlemeyen sadece şeye göre geliyor. Başlığa göre, konuya göre geliyor. Ama o zaman onlar hiç yok olsunlar, hiç gelmesinler. Ona gelen diğer tarafları izliyor mu onu bilmiyorum. O kadar detaylı bakmadım. Tamam. Ama sen yap, sen kendi videonu yap, sadece git o, yani bahçeni yap, şeyini yap. Bence çok güzel bir içerik. Ben çok beğendim. Ben gerçekten çok severek izledim ve ablaların verdiği fikirlerle aklımda daha çok şeyler oturdu. Yine gidip fide alacağım. Bir şeyler, orayı daha bize böyle güzelleştireceğim. Mesela hiç öyle bir içerik yapmamıştın. Balkonda millet, falan. Millet mesela hayata böyle oldu ama hani millet dediğin gibi hobi bahçesi tutuyor kendine öyle bir yer olsun evet, diye. Evet evet. Benim de elimin altında varken bunu neden değerlendirdim? Tabii güzel oldu. Ne olacak canım zaten şeyde o müstakil yerde otursan o kadar bahçeli olacak. Ne kadar bahçeli yani olacak zaten. Ki zaten görmedim mi? Hatta kaldırımlara da git, o yanındaki kaldırım taşlarına da kum alabilirsen, toprak dök. Oraya da yap yani ama yani, aşırı toprak alman lazım. Bir de yok, bu kadar bile yeter yani bana. Hobi bahçesi bu 3-5 yani. Bin liralık toprak atmak lazım oraya. Tabii. Yani ben amacım şey değil ki böyle tarla yapayım, şenlik yapayım, dolu döküm, afiyet şey alayım. Lazım o zaman. Benim amacım böyle onlarla böyle nasıl söyleyeyim, enerjimi atayım, böyle enerji alayım topraktan. Çocuklara yani gibi, çok iyi oldu. Senin gibi ilk defa bunu yapmak isteyenler mesela onu izleyebilir. Evet. Hiç yoktan yani herkes köyde değil ki, şehirde bu işi nasıl yapılabilir? Çölün yani, çöpün içinden kurtardım ben orayı yani. Tabii canım çöp, yani çöp şehirde bu iş nasıl yani yapılabilir? Ama o park bahçelerde dolu yani. Yalnız şey böyle ara ara koku geliyor, gübreli toprak ya. He. Birkaç güne geçer ama o koku. Koyun gübreli bir toprak. Ama dolu yani orası. Evet. Herkes şey bu işlerle uğraşıyor. Evet evet. Öyle yani onu önemli olan köyde değil, şehirde bunu yapabilir. Hele ilk defa yapacak olan ne alabilir? Ne hangi toprakta nasıl olur? Sen de belki yapamadığın şeyler var, söyleyip duruyorlar mesela. Ben ciddi alıyorum, biliyorum. Ya bizimkiler hep tarla bahçe yapıyordu ya. Bilmez miyim ben? Bilmez miyim ben? De şimdi şöyle bir şey var. Bizimkiler hep motorla bel yaptırıyordu, çapa yaptırıyordu. Ya da böyle iki ayağı var ve bastırıyordun, toprağı kaldırıyordun. Onlar vardı, kazma vardı. Benim aletlerim de çok fazla. Ya ver çocuklarım yapıp tutsun yapmıyorlar, işte. Yapmıyorlar, görmüyor mu? Ot temizlemeyi, ot yolmayı daha çok seviyor bizim çocuklar. Öyle yani. Yine bugün sulayacağım. Dün neden sula? Evet, can suyu olayını ben de biliyorum Suzan ablacığım. Bunu sana söylüyorum. Adam dedi ki ben bunları yeni suladım. Hemen dikecek misin? Evet abi, dikeceğim dedim. O zaman dedi yarın sula dedi. Kendi toprağıyla diktiğim için can suyu vermedim ama vereceğim bugün, o aklımda. Şimdi şey herhalde bu, mesela atıyorum rüyada bilgisayar görüyorlar. Mesela Göktuğ'a da al. Evet. Ya da Göktuğ'da görüyorlar, onu al. Öyle değil ki, demek ortadan izliyor. Mesela ya Göktuğ'un, zaten hepsine hediye ettiğimiz anlar videoda var ya. Tabii, mesela Göktuğ'un bilgisayarı evdeki en pahalı şey onun bilgisayarı zaten. Evet. Nereden baksan, yani şu an aynısını mal etmeye çalışsan 40 bin lira falan tutar. Var mı evde 40 bin liralık bir eşya? Yok. Televizyon bile işte 20 bin lira yok. Yani. Aldıkta.
ne söyleyecektim? Göktuğ'u bilgisayar alın. O abla hani art niyetli yazmamış. Şimdi bak hakkını yiyemem. Yalan konuşamam, abartamam. Demiş ki Göktuğ'u bilgisayar alın, dersin daha iyi çalışsın diye. Bunu gören biri de hemen başka bir şekilde yazıyor. Ama yok, Göktuğ'un bilgisayarı var. Benim bile tabletim var evde ya. Ben ama satacağım. Satacağım. Ya, bu işin içinde olduğumuz için bunlar çok zaten. Ya, bak daha şurada bile bir tane boşta bilgisayarımız var. Eksik olan varsa alsın, burada var da. Hatta evet. Dün sattım. Evvelsi gün sattım ya. Evet. Yani. Değiştiriyoruz, şey yapıyoruz ama sabit hepsinin bilgisayarı var. Onu da söylemek istedim tekrardan, yine konuşalım. Ama halen daha tam öyle bilgisayar zamanında değiller yani. Yok ya, kullanamıyorlar. Yoktu, oyun oynamak için kullanıyor sadece. Bilgisayarla dersle ilgili bir şey yapmıyor. Tabletten yapıyor. Evet, tabletten yapıyor. Oyun için kullanıyor. Çocuklar da gene oyun, kızlar da gene oyun için açıyor. Onlar da dersle ilgili öyle bilgisayarla bir şey yapıyor. Yok, şu anda değil, ileride. Ama ders yani onlar için, da hala tablet zamanında. Şunu da söyleyeyim, yani. Ders için kullandığımız bilgisayarımız bura. Bir de yazıcımız var. Ha, yazıcı var burada. Yazıcımız da. Her şeyimiz var. Yani çok şükür. Onun için... Ben bu yazıcıyı evde bıraksam bunlar bile resim basar. Evet. Kendimizi böyle çekiyoruz. Fotokopiydi değil mi? Yani onun için yani biraz art niyetleri geride bırakalım ya. Salamı iyi almamışsın. Diyemedim. Ondan ben. Yoktu. Dana salam bu da. Füme yok ya. O fümeden olsa var ya. Markette vardır. Yok. Gelmemiş bayramdan sonra. Ha ya, o iyi ya. Evet. Füme daha iyi be. He, bunlardan iyi. Evet. Bize afiyet olsun. Şerosuz yer miyiz biz hiç? Ümit'in salamını verdim. Ümit çabuk ya, salamlarını yoksa vereceğim. Ver ya, bunları da ver. Ben sevmedim şu an. Ye de veririm. Oy, nasıl da yiyor. Yer o. İyi bir şey, iyi bir şey yer. Onu git yarım saat sonra ver gene. Dükkana geldim, aradım dedim yani. Sen verdin mi adresi? İyi diyor dayım. Evet, tam yeni açtım. Salam götürüp koltukçuyu mu anlatıyordu? Yani dedim hani bileyim ki saatini. Ya akşam mı gelecek, gündüz mü gelecek? Yani okula gidiyorum, bir yere gidiyoruz, Rufi'ye gidiyorum. İyi ya, çok şükür gitti de bakalım ne zaman gelir. Ben de kediye salam vermeye çıkarken, nerede bu, buralardaydı. Dur bakalım. He? Ben, ay duydu. Gerçekten geldi. Gel. Sen neredeydin de duydun beni? Hı? Ye tamam. Ne istiyor? Kendi geliyor. Gel, pis 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 pis. Burada dışarıda. Ümit önceden bunu çok içeri alıyordu. Onu da anlatayım. Geçen kış full dükkandaydı bu. Sonra bu yaramazlık yaptı. Ne yaptı? O laptopun değeri ne kadardı? Pahalı bir laptoptu. Ümit burada şey yaparken, sen laptopun üzerine çık. Aynen böyle. Böyle. İn buradan hadi. İn. Sonra tırnaklarını geçirmeye çalış. Ümit o sırada görmeseydi zarar çok büyük olacaktı. Ondan dolayı Ümit artık içeri almıyor. Ama bu da bir arsız, bir arsız. Merhaba. Gitmiş. Böyle geliyor, yatıyor. Sileceğim şimdi ama burayı. Sonra işte o günden sonra Ümit artık buraya almıyor. Bilmeyenler için söyledim. Çünkü evet, tırnakları batıyor yani, cihazın üzerine çıkıyor. Televizyonlar var. Ekranlar zaten incecik. Yani ondan. Yoksa Ümit ayağının orada alt kısmına ona bir yatak yaptı. Kendi yastığını getirdi evden. Böyle beline koyduğu yastık vardı, onunla yer yaptı falan. Baktık olmuyor. Ki zaten kırtasiyedekiler, her esnafta bir yeri yatağı var. Öyle yani. Mevlana'da durumlar nasılmış bakalım. Komşum olmak isterseniz tekrar gelin. 17 bin. Burası. Çiğ köfteci çöpe gidiyor.
Necu abi burada. Durum böyle. Sendromu? Sendromu pazartesi değil mi? Değil mi? Necu abi pazartesi sendromu yaşıyormuş. Fark etmez, pazar sendromu da yaşıyor. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Nerede izleyeceğiz? YouTube'da izleyeceğim. Görmüyorum. Nasıl görmüyorsun ya? Abi, nerede? YouTube kanalı mı izleyeceğiz? Evet. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Kendinizi göremiyoruz diyor. Necu abi. O zaten meşhur. Pazartesi sendromu mu yaşıyor? Aynen. Dün pazar günü de sendrom yaşıyordun. Aynen. Cumartesi günü de. Her gün. Her gün sendrom. Ben o. Bak herkes ona bakıyor burada. Durumlar böyle. Evet, cihaz satıyor. Çalışma saatleri. En son ne olur ya? Yani 400 abi. 420 yazmışım, 400 dedim zaten. Hani yoksa sonra ver, o sıkıntı yani değil de. 450 de yazarsın. Bunlar var ya bak. Şey mi? Yeni çağırdı. Yok, Mac zaten üretmiyor bunu. Macbox üretiyor, güzel yani. Burada sorun yaşamazsın. Ama hani inan var ya, normalde bunları daha pahalıya satmak lazım ama bu sefer HD'lerle aynı fiyata denk gelecek. Olmuyor, ucuza satıyoruz ki mecbur bulundurmak için. Onu sana getireyim vereyim ya. Ne o? Hani sen daha aldın ya. Neyi, uydu cihazını? İnternet şeyi aldık ya. İnternet cihazını mı? He. Olur. Peşinde peşe izleyen yok. He? Peşe izleyen yok. Kullanmıyorlar mı? Ya kullanmıyor. Ben de zaten aldım. İkinci el olarak alırım, 500 alırım ben ama. Çok verdim. He? Çok verdim. Ne abi, ben 600'a satayım, yalnızca yarı fiyatına şey yaparız. 600'e falan satarım ben onu, ikinci el değil ha. Abi, bir hafta 3 gün kullanmadık ya. Abi doğru da o yani şeyi... Evde işte. İkinci el ödeyim şu artık ben. Yoksa... Ümit ve müşteri senin diyaloğun, hayatın içinden. Gösteriyor değil mi? Hazır dükkandayken kendi dükkanıma da biraz bir şeyler ilana koymak istedim. Vitrinden koydum. Şu televizyon da versene. He? Şu televizyon da ver hadi. Tamam, ucuzum. Ben silelim, test edelim bakalım çalıştı mı ona göre. He. Öyle. Yazanlar olmuş. Sattığın senin mi diye. Ortak yani. Zaten IBAN'a karta geliyor. Birlikte kullanıyoruz. Ama işletme benim. Ben kendime ne harcıyorum ki? Ben kendime para mı harcıyorum? İşletme benim. Yani ben yaptım ama Ümit'in dükkanını kullanarak Özfer Elektronik olarak hesabı kullanıyorum. Sayfam da gayet güzel yani. Ben beğeniyorum yani. Satmadan ziyade ben ilan paylaşıyorum ya, o çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum niye. Ümit ediyorum arabayı koyayım, onu koyayım, bunu koyayım. Bugün hoparlör koydum. Birazdan da o cihazlardan koyacağım internete girme. Neydi onlar? Macbox. Onlardan koyacağım. Böyle sayfama sürekli ilan atıp güncel tutmaya çalışıyorum. Gayet de güzel gidiyor. Evde bir tane daha telefon var, onu da koyacağım. Vardı ya Huawei. He? Huawei. Aslında sen sahibinden hesabına çıktı, sahibinden satmalı. Sahibinde kargoyla gönderebiliyorsun, değil mi? Aa, onu da öğreneyim, dur. Onu da kargoyla gönderebiliyorsun. Hmm. Satın alıyor, sen kargoluyorsun, sonra para sana yatıyor. Dolap uygulaması gibi. Anladım. Dur, ben artık internetten satışlar yapıyorum. Çünkü Letgo'da sattın mı, gelmesi lazım adam. Evet. Ya da buluşup vermen gerekiyor. Evet. Müşteriye, onu abi... Ama benim çok güvenilir olduğumu söylüyorlar. Çünkü neden? İş yeri olduğu için. Hmm. Ben bunun üzerinden ilerliyorum. Yani. Kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Ümit'in başını burada bunaltıyorum. O satılık mı? Bu ne kadar? Bunun özelliği ne? Kızmıyor ama bana. Çünkü bir şeyler için uğraşıyorum ya. Sıfır komisyonsuz. Sabır teslim.
Öyle şunları koydum. Hepsini resmini çekiyorum. Kulaklıklar falan. Ne bileyim. Aa bak bak şunlar da çok var. Aparatlardan da koyayım. Televizyon aparatları. Evet her gün birkaç tane ilan paylaşıyorum. Sıradaki ne olacak acaba? Göktuğ burada. Tören yapacaklar. 23 Nisan'da ilgili. Arkadaşlarıyla. Göremedim Osman'la. Şeyde okulun bahçesindeler. Ben hemen bir köpek, bir kedi gördüğüm zaman almam lazım. Alimata'nın köpüşü Arda. Alim götüreyim ben, bu benim olsun. Ama daha vermeyeceğim. Çok güzelsin sen ya. Bak bak. Çok tatlı ya. Bebek oldu şu an. Size bay bay. Arda çok fenasın sen. Çok nazlı bu ya. Çok fenasın sen. Bak bu küstün de mi ona? Sizin yaklaşmıyorsun sen. Abi korktu ayaklaş. Dokun hadi. Kız ne var ya? Emin misin? Ya valla. Kız bir şey yapma kucağımda kucağımda. Kız bebek. Bebek. Bak gülüyor. Dokun. Dokun. Aç avucunu. Aç avucunu. Aç avucunu. Gördün mü? Bir şey var mı? Bak hayal alıştı. Buza dokunmuş gibi. Korkuyor. Alıştın bak hayal alıştı. Ya şunun gibi sevgi dolu köpüşe ya. Anne bir yiyeceksin mi bu köpeği? Şimdi kendisini az boşayacağız. Çenesini dur. Şimdi kendin dokun. Şimdi kendin. Anam. Gördüm. Gördüm ne var? Sev diye bakıyor sana. Sev beni. Sev beni diyor. Anne bravo. Bak, ya. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Anne. Ha. Sev. Seveceğim. Bak şöyle bak. Şöyle. Okulda töreni bitirdim. Dükkana geldim. Ne yapıyorsun? O mu kazandın be? O mu? Allah bereket versin. Parayı, ben bunu istemiyorum. Bunu kırmızısını istiyorum. Onu denmez. Önemli olan nedir biliyor musun? Sihtarsız dükkan kapamamak önemli. Tabii ki. Ama bu da değil. Dersin. Bir kırmızı sal. Şaka yapıyorum be. Bereketi olsun yeter. Vallahi gör yani şimdi gerçek söylüyorum. Ümit'in bu çalışmasıyla 3 çocuk, ben, ev, dükkan. Allah veriyor bereketini. Biz ne canım burada ilk eskilerde daha bu işlere ilk başlarken, buralarda beklerken. Ay Yaşar abi buradayken ben niye video çekmedim? Niye? Hani benim eşyamın ikinci elden alındığına inanmayanlar var. Nasıl çekmedim ya? He Yaşar abi evet. Doğru ondan aldıydım ya. Şimdi o buradaydı işte. Evet. Onu dedi ki bugün. Sen de hatta şey dedin. Oda yeni ayarında oda düşerse dedin. Yatak odası yeni ayarında yatak odası düşerse dedim. Değiştirelim dedim. Vallahi dedi çok güzel dedi düşüyor dedi. Geçen hafta vardı. Memnunuz. Buzdolabından memnun kaldık. Bulaşık makinesi birazcık böyle ayar tutmadı falan. Ama zaten adam satarken demiş sana. Hani çok iyi değil demiş. Yani. Ne o zaman hep yardımcı oldu bana. O bulaşık makinesi belki bana 1000 liraya geldi. Yani. Ya zaten söyledi ya bir de şey istedim. Çocuklara gardırobu dedim. Ben dedi haber veririm dedi. Güzel dedi temiz. Bir de Yaşar abi anladığım kadarıyla böyle hani iyi olan eşyaları alıyor. Böyle hurdayla eskiyle uğraşmıyor. Yok canım yani. Alıyor da eskiyle alıyor da adamla göre satıyor. Işte. Tabii. Onun için haber verdim ona. Güzel dedim şöyle bir şey düşerse evdekinden daha iyi bir şey değiştiririz. Niye değiştirmeyelim? Yoruldum. Okula gittim geldim. Göktuğ Dursun amca aldı. Biz kızlarla tören izledik. Geze geze geldik. İyi. Öyle işte. Şimdi eve çıkacağım. Duşmuş çocuklara. Hafta sonu o işleri hallolmamış. Onu halledelim. Öyle güne devam edelim.
komşu ablayla konuştuk. O da ola ilham ilham oldum. Şöyle diyor, temizletecek bir yerlerini bulsak diyor. Şuraları daha çok temizletsek. Biz şimdi kızlarla hazırlandık. Ben zaten hazırdım. Nereye gidiyoruz? Evet, arkadaşların doğum gününe gidiyoruz. Tamam da ne alacağız? Zaten kızın kırtasiyesi var. Hediye alacağız zaten de. Kitap, defter, kalem. Kıçkırdım. Kızın bir sürü kalemi var. Babası kırtasiyeci. Hazırlığımızı yaptık. Ben... Benim hediyem, kızların hediyesi. Herkes hediyesini aldı. Doğum gününe gidiyoruz. Zeyno'nun. 5'teydi. 15 dakika geç kaldık. Kızları hazırlayana kadar, şey yapana kadar biraz vakit geçti. Duş falan. Güzel oldular. Tertemiz, mis, çiçek gibi. Şimdi gidiyoruz. Heyecanlandınız mı? Evet. Çünkü ilk defa gideceğim. Evet. Güzel güzel gidip, güzel güzel gelelim. Gideceğiz. Evet. Hadi gir koluma. Karşıdan karşıya geçelim. Hediyelerimizi de çok beğendik. Evet. Bu da benim hediyem. Hayal verdi. Hadi. Renkini de tutar mısın? Çiçeğimi de, hediyemi de. Kız kıza, Göktü bu partiden geri kalıyor. Şöyle Zeynep'in ailesi. Zeyno, iyi ki doğdun. Bu da benim videom. Sen bunu videona at da. Şu anda videoma çekiyorum bunu da. Hadi Zeynep, bir daha üfle de alkış yapalım. İyi ki doğdun. Hazırlıklarda böyle çok güzel yapmışlar. Çocuklar da burada yiyor. Bir masa daha burada var. Zeynep'in doğum gününün en güzel yerine gel. Bu benim hediyem. Aç bakalım. Zeynep hediye açtığında alkışlıyoruz, tamam mı? Dur, açmadı daha. Doğum günün en güzel yeri bu. YouTube'u mu paylaşacaksın? Yok, Zeynep özel bu. Zeynep ayrı bir tane. Güzel günler. Ama neyse dur. Sen son ikinci, tamam mı? Çocuk. Aa, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ne? Aa, süper. Alkış istiyorum. Ay, bu da çok güzel. Ay, aksesuar. Çok güzel. Bakayım, bana da göster. Ay, çok güzel. Faydan çok teşekkür ederim. Doğum gününü kutladık. Bayanlarla sohbet ediyoruz. Şimdi size arkadaşlarımı göstereceğim. Adın neydi, nereliydin? İpek, ben Kastamonu. Aa, İpek de Kastamonu'lu. Karabük'te. Sen neylisin abla? Malatyalı. Malatya. Sen? Ben Erzurum. Erzurum. Nihal abla sen? Siirt. Siirtli. Naciye abla? Ağrılı. Evet, Giresunlu. Böyle çok güzel doğum günü kutladık. Zeynep'in annesi. Çok güzel vakit geçirdik. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Tüm arkadaşlar. Ne demek? Ne demek? Çocuklarınızı gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Biz sana teşekkür ederiz. Biraz da çocuklara bakayım ben. Zeyno. Hadi. Zeyno, artık doğum günün sonuna geliyoruz. Teşekkür ederim her şey için. İyi ki geldiniz. Ne demek? Bak burada arkadaşlara. Kızlar neredesiniz? Gelin. Ege doğdu. Zeynep. Ege doğdu. Selam selam. Abone olun like atın. Hadi bakayım size. Allah. Bizim burada da. Bitirdim. Dükkana geldim. Şimdi hemen videomu editleyip paylaşacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.
Bu akşam Ümit dükkanı biraz erken kapatacak. Nereye gidiyoruz? Ümit'in ızgarası gelmiş. Köfte ekmek yapacağız. Ebru ile Ümit'in tamamen organizasyonu. Ben de davetliyim, katılıyorum. Oraya gideceğiz. Hemen videomu editleyip paylaşacağım ama şöyle bir şey var ki bugünkü gittiğim doğum günü çok güzeldi. Gerçi gittiğim tüm doğum günleri çok güzel. Ekstrası şeyde arkadaşlarım benimle video çekildi yani. Hiç kimse ay beni çekme şey yapma demedi. Çek biz dedi akşam dedi izleriz. Ya güzeldi güzel. Evet. Yedim. Ümit'e de tabak geldi. Naci bakın. Abla'ya ayrıyeten teşekkür bana, ediyorum. Bana rüşvetimi verdiler tamam. Ben iyidir doğum günü güzel. Ya şey bir de ben Ümit'in artık acıkma saati geldi. Gidecektim. Naci abla dedi ki dur dedi ben büyük kızla dedi Ümit'e de tabak gönderirim. Vallahi hazırladı kendi eliyle gönderdim. Sağ ol. Sağ ol. Razı olsun. Evet. Zaten Ümit'in artık yıllardır esnaf arkadaşları ablalar olmuş. Öyle. Biz şimdi ızgaraya gidiyoruz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun inşallah.